Herkese merhaba arkadaşlar. 9. sınıflar için 2. dönem 2. Almanca yazılı sınav örneği sunmak istiyorum sizlere. Öncelikle bu sınavın kapsamı 4. modülden oluşuyor arkadaşlar. Ama 3. ve önceki modüllerden de soru gelme ihtimali tabii ki de var. A bölümünde verbinde die Trennbaren werden demişiz. Kreuze an. Buradaki ayrılan fiilleri hatırlayalım arkadaşlar. Nasıldı bunlar? Anrufen, aufstehen, fernsehen gibi fiillerimiz ayrılan fiillerdi. Ve bunlarda özelliğimiz neydi? Bu ayrılan ön ekini sona ekliyorduk. Burada doğru seçeneği bulmam gerekiyor benim. Bakıyorum. Ich rufe meine Freundin an diyeceğim arkadaşlar. Çünkü anrufen fiilini görmüştük. Aramak birini anlamında. Ich stehe immer früh auf diyeceğiz arkadaşlar. Aufstehen kalkmak demekti. Ich sehe abends fern. Fernsehen de yine ayrılan bir fiildir ve televizyon izlemek anlamına gelir. Der Unterricht fängt an diyeceğiz burada. Anfangen fiilimizi hatırlayalım. Başlamak demekti. Ich gehe ins Kino, kommst du mit demiştik. Burada da mitkommen fiilinin birlikte gelmek anlamına geldiğini hatırlamış olalım. B bölümünde ergänze die Verben in der richtigen Form demişiz arkadaşlar. Burada önemli olan doğru kişiye göre doğru fiil çekimini yapabilmek. Die Schüler in der Mensa demiş. Hangi fiil olduğuna nasıl karar vereceğim? Bu ikinci bölüm bana yardımcı olacak. In der Mensa neydi? Kantinde ya da yemekhanede anlamına gelen bir kalıptı. Ne yapılır yemekhanede? Yemek yenir. Dolayısıyla buradaki essen fiilini hemen işaretliyorum. Diğerlerine waschen yıkamak, fahren gitmek ya da bir araç sürmek, gehen yine gitmek anlamına geliyor. İkide ich wasche mein Gesicht diyeceğiz arkadaşlar. Yüzümü yıkıyorum demiş oluyoruz bu şekilde. Ich fahre Rad, bisiklet sürmek anlamına gelen fiilimiz de buydu. B şıkkını işaretliyorum. Anna und Alex putzen ihre Zähne diyeceğiz. Diş fırçalamak anlamına gelen kelimemiz putzen'dı. Peter spielt Wochenende Tisch Tennis demiş. Bu da Tisch Tennis spielen diye öğrenmiştik bunu. Spielt olarak çekimleyeceğiz Peter'e göre arkadaşlar. C bölümünde wie spät ist es demişiz. Saatler kesinlikle çıkacaktır arkadaşlar. Es ist 5 vor 9 demişim. Buradaki A, B, C'de de hangisi bunu karşılıyor bakalım. 5 vor 9, 9'a 5 var demek. O zaman 8.55 olması gerekir. Es ist halb 1 demişim. Şimdi burada halb'a dikkat etmem lazım arkadaşlar. Bana 1.5 diyor yani. Buradaki 1 artı 1 olarak söylenmiş ifadesidir zaten. Dolayısıyla ben cevaplarda 1 saat gerisine bakacağım. O da 12.30 oluyor arkadaşlar. Es ist Viertel vor 11. Yani burada da 11'e kaç var? Çeyrek var. O zaman 10.45 doğru cevabım oluyor. Es ist 20 nach 12. Burada ne yapıyorum arkadaşlar? 12'yi kaç geçiyor? 20 geçiyor. O zaman 12.20 işaretliyorum. Es ist 21 Uhr 30 demişim. Burada da bakın 21.30 şeklinde bir dijital saat söylenmiş. Şöyle hatırlayalım kısaca. Dijital saatlerde yani ofisiyel ya da formal dediğimiz saatlerde önce saat, sonra dakika söylenirken inofisiyel, informal dediğimiz günlük saatlerde de önce dakika, sonra da saat söyleniyor da hatırlamış olalım arkadaşlar. Burada ne yapıyorum? Bakın, finde die richtige Antwort demişim. Doğru cevabı bulacağız. Şimdi günlerin ve saatlerin önüne belli bir prepozisyonumuz gerekiyordu. Am Dienstag, am Montag, am Mittwoch gibi dersler konusunda da görmüştük bunu arkadaşlar. Dolayısıyla hemen ilk seçeneğimde benim B olduğunu görüyorum. Dediğim zaman da şu saatte anlamına geliyordu. O zaman buraya da diyeceğim arkadaşlar. Cevabımız B. E bölümünde wie spät ist es demişiz. Burada da saatleri informal ve formal olarak yazınız demiş. Es ist 20 nach 7 diyoruz arkadaşlar. Biz informal olarak saat 7.20 geçiyor derken es ist 7 Uhr 20 şeklinde de 7.20 demiş oluyoruz. Es ist halb 12 diyeceğiz arkadaşlar 11.30 için informal şekilde. Es ist 11 Uhr 30 de informal olarak ifademiz olmuş oluyor. Yani dijital saat demiş oluyoruz bu şekilde arkadaşlar. Es ist Viertel nach 6. Bakıyorum 6'yı çeyrek geçiyor demiş oldum. Es ist 18 Uhr 15'de 18.15 demiş oluyorum arkadaşlar. Beschreibe die Berufe demişiz. Burada da meslek isimlerinin Türkçe karşılıkları isteniyor. Die Apothekerin eczacı, der Ingenieur mühendis, die Lehrerin öğretmen, die Pilotin pilot, die Journalistin gazeteci, die Sängerin şarkıcı, der Bäcker fırıncı, der Kellner garson, der Arbeiter işçi, son olarak da der Arzt doktor demektir. Buradan ne anlıyorum arkadaşlar? Die olanlar kadın, der olanlar da erkek meslek grubundaki kişiler. 7. bölümde arkadaşlar fiil çekimi var. Möchten ve müssen fiillerinin çekimleri isteniyor bizden. 4. ünitenin en önemli konularından bir tanesi bunlar.
möchten istemek, müssen zorunda olmak anlamına geliyor. Buradaki kişi zamirlerim ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, sie ve nasıl çekimliyorum fiillerimi? Möchte, möchtest, möchte, möchten, möchtet ve möchten şeklinde. Muss, must, muss, müssen, müsst, müssen şeklinde de müssen fiillerimizi çekimliyoruz. Bunlar neydi arkadaşlar? Modal fiillerimiz ve modal fiillerle cümle kurarken esas fiil nereye gidiyordu? Cümlenin en sonuna. Peki çekimliyor muyduk? Hayır. Soru olumlu olumsuz cümlede fark eder mi hocam? Hayır, hiçbir şekilde fark etmez. Siz her zaman modal fiili cümle kurarken esas fiilinizi en sona çekimlemeden yazıyorsunuz. Bu yardımcı fiil konumunda ve çekimlenen kısım oluyor arkadaşlar özneden sonra. Tabii ki soru cümlesi ise başa gelecek ve sorusuyla başlarsa da önce ve sorusu ardından bizim yardımcı fiilimiz olan modal fiillerimiz gelecek arkadaşlar. H bölümünde ergen zehunga dost ein eine einen kein keine oder keinen demişiz. Buradaki boşluklara hangisi uygunsa onu koymamız lazım. Ist das eine salami? Nein, das ist keine salami diyeceğiz. Çünkü die salami arkadaşlar. Möchtest du einen toast? Tostun artikeli der. Bir tost ister misin demiş oluyor möchten fiiliyle birlikte. Nein, ich möchte keinen toast diyeceksiniz. Bu taraf eine ise bu taraf da keine olacak tabii ki. Sind das Berliner? Nein, das sind keine Berliner. Alman çöreği arkadaşlar bu. Berliner. Burada olumlu ifade olmadığını nein dediği için anlıyorum. Ve keine diyorum burada da çoğul olduğunu da sind bana gösteriyor bunu. Möchte mir ein Ei? Yumurta arkadaşlar. Das Ei. Nein, sie möchte kein Ei olacak tabii ki. Ich habe Durst. Ich möchte Wasser trinken. Nereden anladım Durst olduğunu? Çünkü Wasser diyor arkadaşlar. Su demek. Trinken de içmek. Dolayısıyla susadım demiş oluyoruz. Ich habe Durst derken. Ali hat Hunger. Er möchte Pizza essen. Pizza yemek istediğine göre açtır. Susuzluk. Durst demekse Hunger da açlık demek. Ve birinin ya da kendimizin aç olduğunu ifade ederken Durst haben. Susamak ya da Hunger haben. Acıkmak fiillerini kullanıyoruz. Diğer bölümümüz Schreiben Sie was ist das demiş. Buradaki nesnelerin neler olduklarını soruyor bana. Ein Glas, eine Tasse, eine Flasche, eine Dose. Buradan sonra da istediğimiz herhangi bir içecek ismi verebiliriz. Buradaki nesnelere göre arkadaşlar. Ein Glas Wasser zum Beispiel. Eine Tasse Kaffee oder Tee. Eine Flasche Milch. Eine Dose Cola gibi arkadaşlar. Son bölümümüzde Schreibe den Tagesprogramm von Jens demiş. Yen'in saat 7'den 23'e kadar neler yaptığı bize verilmiş ve cümleler halinde istiyor bizden. Er läuft morgens um 7 Uhr diyoruz. Ne yapıyorum? Öncelikle öznem benim er, Jens dediği için. Sonra benim yüklemim olan laufen fiili geliyor er kişisine göre. Ne yapıyorum? Zaman zarfı en öncelikli oluyor. Ardından hemen yine saatim var. Morgens dediği zaman ne oluyordu peki? Sabahları. Ve küçük harfle yazıyorduk arkadaşlar. A morgen derse ne oluyor? Sabah vaktinde, sabahleyin. Belli bir zaman var arkadaşlar. Bu ne yapıyor? Her sabah. Genelleme yapmış. İkincisinde er ist mittags um 12 Uhr. O öğlenleri 12'de yemek yer. Er fährt nachmittags um 4 Uhr Rad. Öğleden sonraları saat 4'te ne yapıyormuş? Bisiklet sürüyormuş. Er liest abends um 8 Uhr. Akşamları saat 8'de kitap okuyormuş. Er schläft nachts um 11 Uhr demiş. Geceleri saat 11'de de uyuyor diyor arkadaşlar. Sevgili gençler, ikinci dönem ikinci Almanca sınav örneği paylaştım sizlerle. Umarım faydası olur. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşça kalın.